Arkadaşlar merhabalar, bu videomdaki Ankara ile TYT Geometri Kampı'nın 18. haftasının 3. videosundayız. Çember dozunlukta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuvvet yardımıyla çember dozunluktan ve benzerlik yardımıyla çember dozunluktan bahsedeceğiz. Özellikle benzerlik yardımıyla çember dozunluğa lütfen çok dikkat edin. Kitabımızda sayfa numarası 173'ün sağ tarafı, 174 ve 175'in de sol tarafını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk aslında müfredattan kaldırıldı. Ama sorsalar niye sordunuz ÖSYM ya da YKS'de bunu niye sordunuz diye böyle şikayet etme durumumuz olamaz bence. Ve ben özellikle burada yine birkaç soruyla geçiyorum ve bunu size veriyorum. Müfredattan kaldırıldı ama bunların ispatı benzerlikten yapılıyor. Benzerlikten yapıldığı için böyle kuvvet yardımıyla çıkabilen soruları sorduklarında niye sordunuz kardeşim diyemeyiz. Çünkü benzerlikten de yapabiliyoruz. E hocam benzerlikten yaparız diyenleri duyardı gibiyim. Ama biraz sonra göreceksin. Gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Hani bildiğin zaman da böyle karşılıklı çarpımları gibi küçük bir teknikle çok rahat bir şekilde soruları yapmamızı sağlıyor. Zaten bunların ispatını biraz sonra videonun ortasında çemberde benzerlik yardımıyla çözülebilen soruları çözerken orada ispatını yapacağım arkadaşlar. Hepsinin ispatını yapacağım. Şimdi kuvvet yardımıyla çemberde uzunluktan birincisi iç kuvvet. İki tane kiriş içeride kestiği zaman iç kuvveti uygularız. Karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarpı B, C çarpı D'ye eşittir. Bak çok basit. Karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. Eyvallah. Dış kuvvet dediğim şey de bu kesenler. Bak kesenler. Dışarıda kestiği zaman çembere ilk değdiği yerden son değdiği yere çarpımları, ilk değdiği yerden son değdiği yere çarpımları birbirine eşittir. Yani A çarpı A artı B, C çarpı C artı D'ye eşittir. Hocam ispat biraz sonra sabret. Ya da bak şöyle teğet olduğunda hocam teknik neydi? Çembere ilk değdiği yerden son değdiği yere çarpımı. E hocam ilk değdiği yerde son değdiği yerde x. İlk değdiği yerden son değdiği yere çarpımı. Yani x çarpı x a çarpı artı b'ye eşit. Yani x kare eşittir a çarpı artı b. Tekrarlayalım. Karşılıklı çarpımları birbirine eşit. İç kuvvette dış kuvvette de dışarıdan tekrarlı a çarpı artı b c çarpı c artı d. Teğet olduğunda da x kare. X kare eşittir a çarpı artı b şeklinde oluyor. İşte bu şekilde kuvvet, iç kuvveti ya da dış kuvveti sorun içerisinde direkt gördüğümüz zaman bunu uygulayabiliriz. Mesela örnek 20'ye bakalım şimdi. Ya soruların içerisinde de yine bir şeyler de öğreniyorsunuz bu arada. Bak dikkat. Şimdi bu bir kiriş. 2'ye 8 verilmiş. C noktasından geçen en kısa kiriş nedir diye soruluyor. Arkadaşlar C noktasından bir sürü kiriş çiziliyor. Bak mesela bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bir tanesi bu. Nereye doğru yaklaşıyor? Bak dikkat et. Dikkat et. Çapımız burada ya. Çapa doğru yaklaşıyor. Bak 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 oradan geçen kiriş. Çapa doğru yaklaşıyor. En uzun kirişi sorsa en uzun kiriş zaten çaptır. Merkezden geçendir. Sonra ne yapıyor? Bak küçülüyor. Daha da küçülüyor. Gördün mü? Daha da küçülüyor. Şöyle küçüldüğünü de görüyorsun. Hop hatta burada daha da küçük. Hop bak burada daha da küçük. İşte burada bir sürü kiriş var. Hocam bunlardan en küçüğü hangisi? Şimdi bir şey öğrendin. En büyüğü neymiş arkadaşlar? Çapmış. Şimdi bir şey öğreniyorsun. Bak şunları siliyorum. Buradaki kirişten mesela rastgele bir kiriş çizelim. Şöyle bir kiriş çizelim. Şuraya bir A diyelim. Şuraya da bir B diyelim. E hocam bu aslında soru şuna dönüştü. Bu kiriş uzunluğu A artı B mi? A artı B. Hocam burada iç kuvvet oluştu. E A çarpı B eşittir 2 çarpı 8 değil mi iç kuvvetten dolayı? Evet. E burada A çarpı B ne eşit oldu? 16 eşit oldu. Soru bak matematik sorusuna dönüştü. A çarpı B 16 iken A artı B eşittir nedir diye soruluyor. Hatta en az değeri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar çarpımları 16 verilip de toplamlarının en küçük diye sorulduğunda ne yaparsınız? Ya böyle bir sayıları birbirine en yakın seçersiniz ya da en uzak seçersiniz. En uzak seçsek hocam 16'ya 1 seçsek toplamları 17 yapıyor. En yakın seçsek 4'e 4 mesela en yakında birbirine eşit olandı. 4'e 4 seçsek 4 kere 4 16 toplamları da kaç yapıyor? 8 yapıyor. O zaman arkadaşlar en az değerini bulurken A artı B'nin A ile B birbirine eşit olmalı ve şu da çarpımları da 16 olacak ya. Bunlar da dörtgen olur. Zaten bizden A artı B isteniyor. A artı B de 4 artı 4'ten o zaman cevap kaç yapar? 8 yapar. Bak burada da bir şey öğrenmiş oldunuz. Çember içindeki bir noktadan. Bak şöyle genelleyelim istersen. Her soru bir şey öğretiyor. Çember içindeki bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. En kısa kiriş de buradan geçen kiriş iki eşit parçaya bölen kiriştir. Bak soru sana bir şey öğretmiş oldu. Nereden ispatladık? Matematikten ispatlamış olduk. Evet örnek 20'yi böyle 8 bulduk. Geldik örnek nereye? 21'e. E hocam ne var burada? Bak iki tane kiriş içeride kesişmiş. Ben şuraya bir A dersem karşılıklı çarpımları birbirine eşit. Yani ne diyeceğiz?
2 çarpı a 8 bölü 3 çarpı 3. 3'ler sadeleşti. 2a eşittir 8'den. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet, a'yı 4 bulduk. E hocam dışarıda da teğet var. Böyle teğet olduğunda da hani şunun karesi, teğetin karesi şu çarpı tamamı değil miydi? Evet. Dikkat. Bu çarpı tamamı. Tekrarlı dışarıda olduğu zaman. Aslında hocam bu çarpı bu. Yani x çarpı x, yani x kare yapıyor. X kare de eşittir 2 çarpı 4, 2 de 6 değil. Dikkat. Tamamı. 2, 4 ve 2'nin toplamı. Yani kaç? 8. E buradan x kare eşittir 16 ise x'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Cevap 4. İşte bak, diğer türlü benzerlik tekniğiyle falan yapmaya çalışırsanız burada biraz kafa karışabilir. O yüzden bu kuvveti bilmekte fayda var. Evet, geldik örnek 22. Ne yapacağız burada? E hocam burada bir uzunluk isteniliyor bizden. Ben buraya a diysem a çarpı 2a 2 çarpı tamamı desem, şuraya da b diyeceğim, o zaman 2 bilinmenin eklem geliyor. Yani soruyu direkt kuvvetten çözemiyorum. E o zaman ne yapacağız? Hani tam çember yapsam bile zaten aynı şey oluyor değil mi? Aynı kuvvet yarım çemberde de kullanabilir. Yalnız çembere değdiği yerler ilk ve son dediği yerler olması lazım. Buna da dikkat et. Tamam mı? Çembere iki yerde değmesi lazım. Burada yarım çember belirtmiş. Burada tam köşeye değdiği için sıkıntı yok. Tam çembere tamamlamamıza gerek yok. E hocam burada ne yapacağız? Eşitliğin mantığını kullanacağız. E burada eşitliğin mantığını kullanırken ne yapmamız lazım? Vallahi merkez giriş çektik yapsak. E şuradaki uzunlukla alakalı bir şey elde edemiyoruz maalesef. İşte Pisagor bağıntısı falan filan AA desek, burası da 2A olsa şu 2'yi kullanamıyoruz. E ne yapmam lazım? Şuradaki eşitliği kullanmam lazım. E ben daha önce de konuda anlatırken söyledim ben size. Ne dedim? Normalde böyle bir şey gördüğümüz zaman, eşitlik gördüğümüz zaman üçgende kenarortay çizmek olmaz. Ama çemberde bir çizim bakalım. Çünkü biz bu eşitliği gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Ortotaban çizdik. Ya böyle paralel ya böyle paralel. Ha burada da ortotabanda bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. E ne yapacağız? Çizelim bakalım kenarortayı. Yani burada çizmeyi serbest bıraktım size. Çünkü çizilen kenarortay özel bir duruma sahip olabilir. Orada özel bir durum var mı? Var. Bak burası çap. Çapı gören çevre açı 90. Bak çizilen kenarortay aynı zamanda yükseklik oldu. Aa ne oldu? Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nasıl bir üçgen bu? İkizkenar üçgen. E tamam. AC uzunluğu isteniliyor zaten bizden. Madem ikizkenar, AB'yi de 9 vermiş. Şurası 9 iken hocam burası da 9 değil mi? Evet, buraya ne kaldı? 7 kaldı. Tamam, ikizkenardan 9'u bulduk. Olay bitti o zaman. Şuraya ben bir AA dersem, hocam bu çarpı tamamı şu çarpı tamamına eşit değil mi? Evet. A çarpı 2A eşittir 2 çarpı tamamı. 2 çarpı 9'dan A kare eşittir 9'dan A'yı da 3 buluruz. Ama AC isteniliyor bizden. AC'ye baktığımız zaman da 2A eşittir A yerine 3 yazarsam cevap 6 çıkar. Evet, örnek 22. Böylelikle 6 çıktı. Bu da güzel bir soruydu. Ya bak, normalde kenarortay çizmeyi yasaklamıştım ama çemberde, açıda, uzunlukta, dairede, alanda çizebilirsiniz. Çünkü bizim üçgende niye yasakladım bunu? Çünkü kenarortay çizdiğin zaman özel bir durum oluşmadığı için çemberde oluşuyor. O yüzden serbest. Evet, geldik şimdi benzerlik yardımıyla çemberde uzunluk. Normalde hep böyle bir şeyler bahsediyoruz. Hatta şöyle büyüteyim kendimi. Ne diyoruz? Biz üçgenlerde ya da herhangi geometride herhangi bir uzunluk bulurken iki konuya böyle dikkat ediyoruz. Özel durumlar olmadığı sürece. Hani açıortay, kenarortay gibi özel durumlar olmadığı sürece iki konu. Bir, dik üçgen, iki benzerlik, değil mi? Burada da böyle uzunluk soruluyor. Çember konusunda bile olsak o zaman yine aynı soruyu soracaksın. Zaten ilk tekniğimiz neydi? Anahtar kelimeleri kullan. Merkez teğet çektik, merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine ediyorsa merkezleri birleştir. Bunları uygulayıp dik üçgenden yapmayı öğrendik zaten, değil mi? Şimdi baktım bunları uygulayamıyorsun. Dik üçgenden çözemiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Kesinlikle ama kesinlikle benzerlikten çözülür diyeceksin. Bak bu anlatılmaz, buna dikkat et. Anlatılmaz yaşanır. Bak şimdi sana yaşatıyorum. Benzerlikle çözmek için de ne yapacaksın? Açıya dalacaksın. Açıya. Dal açıya. Büyük ihtimalle açı 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 benzerliğiyle karşılaşacaksın ve benzerliğini yapıp aynı açının karşısındakileri oranlayıp sonra benzerlikten sonuca ulaşacaksın. Bu kadar basit. Bakalım şimdi şurada şeye, normalde A, B, C ve D arasındaki ilişkiyi sen biliyorsun. Kuvvet hocam. A çarpı B iç kuvvet, hatta C çarpı D'ye eşit. Bunu biliyoruz. Ama ya X ile Y arasındaki ilişki sorulursa bana, o zaman ne yapacağız? O zaman baktık dik üçgenden çözülmüyor. Açıya dalacağız. Dal açıya. Hocam şuraya alfa dersem, gördüğü yay 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa oldu. Burası beta ise gördüğü yay 2 beta. Açı ve yay ilişkisi bizim için önemli. Burası da beta yaptı. Bak bu açılarda eşit. Ana ne oldu? Hocam şu üçgenle bu üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Bütün açıları eşit. O zaman aynı açının karşısındakileri oranlayacağız.
Burada beta'nın karşısı a'nın, burada beta'nın karşısı c'ye oranı. A bölü c eşittir. Burada alfa'nın karşısı d'nin, alfa'nın karşısı b'ye oranı. D bölü b'ye. Dur. İçler dışlar yap. A çarpı b, c çarpı d'ye eşit oldu mu? Oldu. Bak, iç kuvvetin ispatını yapmış bulunuyoruz. O da eşittir. Çift çizginin karşısı x'in çift çizginin karşısı y'ye oranı diye midir? Evet. Böyle yapacaksın. Bunu ezberleme bak. Benzerlik tekniğini gösterdim sana. Benzerlikten açıları yaz. Aynı açının karşısındakileri oranlı. Ha hocam, böyle bir kalıbı ezberleyeyim ben. A bölü c. A bölü c. İşte d bölü b'ye eşit. O da x bölü y'ye eşit falan. Sakın bunu da yapma. Tamam. İspat. Benzerlik. Benzerlikten yola çıkacaksın. Bak mesela bu. Hocam ben bunu biliyorum. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D'ye eşit. Evet. Ama ya x ile y arasındaki ilişki sorulursa bize ne yapacağız? Dik üçgenden baktın, yok. O zaman ne yapacaksın? Büyük ihtimalle benzerlik. Benzerlik için açıya da alacaksın. Açı içinde çevre açı, teğet giriş açı bizim için önemli. Bir de merkez açı. E burada bir çevre açı var. Alfa. Aa, tamam, 2 alfa diyebiliriz ama şurada bir kirişler dörtgeni var. Burası alfa iken burası ne oldu? 180 eksi alfa oldu. Yani şuraya alfa kaldı. E aynı şey şuraya bir beta dersem, burası 180 eksi beta. E hocam burası 180 eksi betaysa ters açıdan burası da beta oldu. Bak şu açıda ortak. Hangi üçgende? Şu üçgende. Bu üçgen ve büyük üçgene baktığınız zaman alfa beta karaladım, alfa beta karaladım. İki üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlıyorum. Alfanın karşısı C'nin, alfanın karşısı A artı B'ye oranı. Bak C bölü A artı B geldi. C bölü A artı B eşittir. Beta'nın karşısı A'nın, A'nın. O burada beta'nın karşısı hop şöyle C artı D'ye oranı. Dur. Bak ne geldi. İşler dışlar. A çarpı A artı B, C çarpı C artı D. Gerçekten A çarpı A artı B, C çarpı C artı D geldi mi? Geldi. Dış kuvvetin ispatını yaptık. Sonra X ile Y arasındaki ilişki istenirse karadım açının karşısı X bölü karadım açının karşısı Y derim ve olayı bitiririm. İşte olay bundan ibaret gençler. Gördünüz mü bak? Kuvvet bilmesek de aslında yapabilirmişiz. Ama benzerlik yöntemiyle, ama kuvvet de bilmekte fayda var. Dediklerim önemli. Evet, geldik bir sonrakine. Mesela buna. E hocam bunu da biliyoruz biz. X'in karesi A çarpı A artı B. Dur. Ya buradaki N ve M arasındaki ilişki istenilirse ne yapacağız? Dal açıya. Teğet giriş açı bizim için önemli. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise çevre açıdan alfa. Ana, bizim en çok sevdiğimiz kalıp. Birer açı eşitliği var iki üçgende. Ortak açı var mı? Var. Şurası. Alfa karaladığım 3. açı çift çizgi ise alfa karaladığım 3. açı burada da çift çizgi olur. Ve 2 üçgen benzer çıktı. Alfanın karşısı küçük de A bölü. Alfanın karşısı büyük de X eşittir. Çift çizginin karşısı X bölü. Çift çizginin karşısı A artı B mi yaptı? Evet, dur. X kare eşittir A çarpı A artı B. Kuvvet ispatı geldi mi? Geldi. Devam edelim. Karadım açının karşısı N bölü. Karadım açının karşısı M derim. Ve olayı bitiririm. Benzerlikle sonuca bu şekilde de ulaşabiliriz. Özellikle N ile M arasındaki ilişki istenmişse kesinlikle ama kesinlikle bunu yapmak zorundayız. Evet gençler, görüyorsunuz. Ne yapıyormuşsunuz? Açıya dalıyormuşsunuz. Sıkıştınız, dal açıya. Olay bitsin. Sonra açı 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 benzerliği. Bak geldik buraya. E hocam burada dik üçgenden çıkmıyor. Oradan buradan çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Açıya dalacağız. Teğetlik varsa teğet giriş açıya dikkat. Buraya alfa yazdım. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise çevre açıdan burası da alfa. Hocam birer açı eşitliği var. Yani şu üçgen ile büyük üçgende, şu büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? İşte burası. Alfa karaladım 3. açı çift çizgi ise büyük üçgende alfa karaladım. Hop, burası çift çizgi olmak zorunda. Yalnız dikkat, büyük üçgene bakıyoruz, tamam mı? Küçük üçgenle, sarı üçgenle büyük üçgene bakıyoruz. E alfanın karşısı, aa burada 5 ile 10 var. Bak, karadım açının karşısı 5 iken karadım açının karşısı 10. Benzerlik oranı 1'e 2. O zaman alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı direkt 8 diyebiliriz. Çift çizginin karşısı 8 ise büyük de çift çizginin karşısı direkt 2 katı 16 diyebiliriz. O zaman x'e kaç kaldı? 12 kaldı diyebiliriz. İşte kolay bir benzerliklerde bu şekilde davranmanı hep tavsiye etmişimdir, değil mi? Evet, örnek 23. 12 oldu. Geldik örnek 24'e. İspatını da yaptık zaten, biliyorsun. Hocam bak, burada bir kirişler dörtgeni var. Gerçi dik üçgenden çıkmıyor. Oradan çıkmıyor, buradan çıkmıyor. Ne yapacaksın? Açıya da alacaksın. Dal açıya alfa ise 180 eksi alfa burası. Sonra buraya alfa kaldı. Burası beta ise burası 180 eksi beta. E hocam burası da beta yaptı. Aa, ne oldu? Şu üçgen ile büyük üçgen benzer oldu. Ya hocam kuvvetten yapılmaz mıydı? Yapılırdı ama bak, iki bilinmeyen olacaktı o zaman. İşte ne burası var ne burası var. Ya kuvvetten çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Benzerlik. Daldık benzerliğe. Aa, benzerlikte de alfa beta 3. açı burası. Alfa beta 3. açı burası. Hatta 2 iken 6 olmuş. Güzel bir benzerlik var. Benzerliğimiz kaç?
Karadımaçın karşısı 2 iken Karadımaçın karşısı 6. 2 bölü 6 benzerlik oranı 1 bölü 3. 1'e 3 benzerlik var arkadaşlar burada. O zaman burada beta'nın karşısı var. 3 ise beta'nın karşısı. Buradaki beta'nın karşısı kaç olmak zorunda? 3 katından dolayı 9 olmak zorunda. 5'i buradaysa soru işaretine ne kaldı? 4 kaldı. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı da 1'e 3 orandan dolayı 12 yapmak zorunda. 3'ü buradaysa burası da kaç çıktı? 9 çıktı. AD artı EB'nin uzunluğu. AD'yi kaç bulduk? 4 artı EB'nin uzunluğunu kaç bulduk? 9. Yani 4 artı 9'dan cevabı kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Örnek 24'ü. Evet, geldik örnek 25'e. Vallahi dik üçgenden çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyor. Kuvvetler hocam işte 2 bilinmeyen oluyor o zaman. Şuraya da Y dersek mesela 6 çarpı X 4 çarpı Y. Dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvetten çıkmıyor. O zaman sırada ne var? Benzerlik. Dal benzerliğe kardeşim. Açıya dalman lazım. Buradaki yaylar boş boşuna eşitlenmemiştir. Ben buraya alfa dersem alfa ise gördüğü yer 2 alfa. 2 alfa ise burası da 2 alfa. 2 alfa ise bak burası da alfa oldu. Böyle birer açıları eşit olan üçgenler. Hocam şu üçgenle şu üçgende ortak açı yok maalesef. Ama şu üçgen ile büyüğünde hangisinde? İşte tam olarak şu büyüğünde ortak açı var mı? Var. Görüyorsun arkadaşım. Birer açıları eşit. Ortak açı C açısı. Alfa karaladığım 3. açı çift çizgi ise alfa karaladığım 3. açı çift çizgi olur. Benzerlik oranına bakıyorum. Hocam alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8 olmuş. 4 bölü 8 benzerlik oranı. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranı. O zaman çift çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşısı 16 olmaz mı arkadaşlar? Olur. 1'e 2 orandan dolayı. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Hocam x'i nasıl bulacağız? X sonrasında da bak ne var? 12 burası çıktı ya. Artık kuvvet, iç kuvveti, dış iç kuvveti uygulayabilirim. Yani 6 çarpı x neye eşittir? 12 çarpı 4'e eşittir. Şunlar sadeleşse 2 kalır. X'i de böylelikle kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Örnek 25, 8 yaptı. Evet, güzel bir soruydu bu da. Şimdi geldik örnek 26'ya. Şöyle bir bakalım. Bazen böyle çok güzel soruları yani size bırakabiliyorum. Bu da son soru zaten. Bu videonun son sorusu. Böyle senin bir uğraşmanı istiyorum. Ben niye böyle yapıyorum biliyor musun? Ben böyle özel sorularda birkaç soruyla böyle kendimi geliştirdiğim için sen de kendini geliştirmeni istiyorum. Yani sen de bu soruya bakaraktan ya ben bu bilgiyi nasıl kullanmalıyım diye kendi kendine soru sorduğun zaman bütün konuyu hatırlıyorsun. Bütün konuya da hakim oluyorsun. Bak, yapman önemli değil. Yapmaya çalışman. Yapmaya çalıştıktan sonra baktıktan sonra benim çözüme baktıktan sonra aa ben burayı düşünmüştüm. Aa ben burayı düşünmemiştim demem bile çok önemli. Düşündüğün noktalar sorunun yarısını düşünsen hatta dörtte birini düşünsen çeyreğini düşünsen yani senin için çok büyük bir adım. O yüzden bunlar önemli. Hali hazırda hadi bu sorunun da çözümünü ben dinleyeyim falan filan dersen olmaz. Hadi bakalım sen bir çöz, yoruma da yaz bakalım. Ve bununla da ilgili formül veriyorlar bu arada. O formülü de ben size vermeyeceğim. Belki soru bittikten sonra verebilirim. Ama formülsüz de yapılabiliyor. Ben çözüme başlayayım. Şimdi baktığım zaman buraya. Ne var? 6 var, 4 var, x var. Bunu kullanmam lazım. Bir çembersellik var bu de burada. Çember var. Hocam çemberi de kullanmam lazım. Çemberde merkez giriş çektik, merkez teğet çektik, dik üçgenden falan çözemiyorum. O zaman kuvvet, kuvvet de yok. O zaman nereden yapacağız arkadaşlar? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalmam lazım. Şurada bir teğetlik verilmiş. B ve C noktalarında teğet verilmiş ya. Teğetlik verilmesi. Şimdi benzerliğe de dalacağım dedim ya. Teğetlik de var. Benzerliğe dalacakken biz ne yapıyoruz arkadaşlar? B ve C'de teğet. B ve C'de teğet. Tamam. O teğetliği benim kullanmam lazım. Ya hocam şu teğet alfa dersem gördüğü ya 2 alfa. O zaman burası 2 alfa ise burası da alfa olur. Bunun ikizkenar olması bir anlam katıyor mu soruya? Maalesef bu da katmıyor mesela. O zaman farklı bir şey düşüneceğim. Şimdi teğetliği ben nasıl kullanabilirim? Yani büyük ihtimal benzerlikten çıkacak dedik ya. Benzerlik. Teğet deyince teğet giriş açı aklıma geliyor. Ki açıya da dalacaksak evet o. Yani şurada bir teğet giriş açı oluştursam bak bu doğrusal demiyorum. Sadece burada teğet giriş açı oluşturdum. Şurada da teğetlik var ya burada da bir teğet giriş açı oluşturacak olursam böyle. Hocam burası alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Hocam burası 2 alfa ise bak burada da çevre açı alfa oluştu. Hocam buradaki teğet giriş açı buraya beta dersem gördüğü yay 2 beta. 2 beta ise burası da beta oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat. Hocam alfalık şu üçgen var elimde. Alfalık bu üçgen var elimde. Alfa ve n açısı dersem buraya. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Burası alfa 90 ise burası da n açısı olur. Yani iki sarı üçgen benzer oldu. Ya da bak şu üçgenle şu üçgen de benzer oldu. Betalık üçgen ikisi de. Beta 90 m açısıysa beta 90 burası da m açısı arkadaşım. İkisi de benzer oldu. İlk önce sarılardaki benzerliği uygulayayım.
Sarıdaki benzerlik. Bir kere alfanın karşısını katacağım. Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 6. Oo, 2 bölü 3 oran var. E sonra sarıda hangi üçgene katacağım? N'nin karşısını mı? Yok. 90'ın karşısını katarsam en azından kırmızıdaki bu şeyi de kullanmış olurum. Kırmızının karşısı. İşte buraya ne diyelim ben? A diyeyim. Kırmızının karşısı A bölü. Buradaki kırmızının karşısı B'ye eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Kırmızının karşısı A bölü. Kırmızının karşısı B'ye eşit. Eyvallah. Yani biz A bölü B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2 bölü 3 bulduk. Sonra kırmızılara bakalım. Kırmızı üçgendeki benzerlik. Beta'nın karşısı 6 bölü. Beta'nın karşısı X. Neye eşittir? 90'ın karşısı. Kırmızılardaki benzerlik. 90'ın karşısı A bölü. 90'ın karşısı B'ye eşit değil midir? Evet. A bölü B neye eşit? 2 bölü 3'e. Burada A bölü B 6 bölü X'e eşit verilmiş. O zaman A bölü B neye eşit olacaktır? Hem 2 bölü 3'e eşit. Hem de A bölü B 6 bölü X'e eşit. O zaman bunlar birbirine eşit. İçler dışlar 2x eşittir 18'den x'i de ne buluruz? 9 olarak buluruz. Cevap 9 çıktı. Bak gördüğünüz üzere benzerlikten çıktı. Evet, kitapta bunu nasıl formülize ediyorlar? Şöyle üçgende şöyle bir çember çizildiğinde şu teğet noktaları ise eğer şuradan üçgen oluştuğunda burada da çemberde bir nokta alındı da şuradan dikler çizildiğinde arkadaşlar şöyle buraya x buraya a buraya b diyecek olursak kirişe çizilen dikmenin karesi x kare eşittir a çarpı b diye bir formül var arkadaşlar. Bak, altının karesi 4 çarpı x'ten 4 çarpı 9 yapar, x 9 çıkar. Ki ben bunu nereden buldum? Benzerlikten buldum. Formülü unuttursan bu şekilde kafayı çalıştırarak, mantığı çalıştırarak ya benzerlikten çıkacak, benzerlik için açıya dalmam lazım, teğetlik var, teğet kiriş açı oluşturmam lazım. İşte bunlar seni geliştirecek olan noktalar, bu cümleler. Tutup da direkt ben sana bu formül var, bu soruyu gördüğünde buradan yap desem, bunun laciverti geldiği zaman, formülü uygulanamayacak cinste geldiği zaman afallıyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden bence şu teknik, benzerlikten çözmek bence daha etkili. Değil mi gençler? Daha etkili diye yorumu yazın. Ya yorumlara da yazacaksınız. Hocam ben bunu nasıl göreceğim, nasıl yapacağım, şöyledi böyledi. Farkında değilsin ama gelişiyorsun. Yani tamam, zor soruda bu şekilde mantık üretiyoruz ama kolay sorulardaki mantığın aşırı derecede ilerledi, farkında değilsin. Ya da farkındasın zaten. Şu an çembere geldik. Çemberde, çembere kadar kısımda TYT'de kaç diye çıkartıyorsun? Ya 5'i, 5'e geçtin. 6, 7. Büyük ihtimal 7'yi falan buluyorsundur zaten. Sene sonunda full ya da full'e yakın olacak bu gençler. Gençler, böylelikle bitirdik. Bunu da bitirdik. Üçüncü videoyu da bitirdik. Sırada ne var? Çemberin çevresi ve yay uzunluğu var. Bir sonraki videoda. Çemberin çevresi ve yay uzunluğunda. Yani 18. haftanın 4. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.